Merhaba arkadaşlar. Bu akşam sizlere 17 Şubat'ta ön tanıtımını yaptığım programı bitmiş halini tanıtmak istiyorum. Kullanıcı adı ve şifreyle programa giriş yapıyorum. Arkadaşlar daha önceki derslerde de anlattığım gibi, söylediğim gibi daha doğrusu, bu tanıtımı şunun için yapıyorum. Programı satın alan firma bu dersi izleyerek programın nasıl kullanıldığını öğrenmesi için yapıyorum. Ayrıca sizlerin de Excel VBA'da neler yapılabileceğini görmeniz açısından yapıyorum. Baştan sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Burada geçen derste yani ilk tanıtımdan farklı olabilir menüler. Gerekli olanları ekledim, çıkardım vesaire son haliyle bu şekilde programı bitirdim. Öncelikle burada stok listesine geliyorum. Burada örnek olsun diye 2 adet stok tanımladım. Öğütme makinesi, plastik geri dönüşüm makinesi, makine, bak mesela burada CC eksik, makinesi, burada güncelle diyorum. Arkadaşlar bu firma yurt dışına, yurt içine makine satan büyük bir firma. Mesela şu anda bu ürünlerin teknik özellikleri girilmemiş. Hemen şurada bir teknik özelliği gireyim. Mesela ne diyelim? İşte full otomatik diyelim. Bu teknik özelliğini de girebiliyoruz gördüğünüz gibi. Fiyatı TL bazında 450 bin, şunu da 650 bin olarak girdim. Burada stokları stok koduna göre, stok adına göre, modeline göre sıralayabilirsiniz. Örneğin modeli seçtiysem burada arama kriterim de model oluyor. Mesela 220 yazdığım zaman 220 modeli olanı listeledi. Tümü diyerek tümünü listeleyebiliyorum. Az önce gördüğünüz gibi güncelleyip silebiliyorum. Stokla ilgili yapılacaklar bunlar arkadaşlar. Yine stok yazdır diyerek stokumuzu yazdırabiliyoruz. Masa üstüne burada mesela stok diyerek masa üstüne stoklarımı yazdırabilirim. Tabi yazıcı olsa yazıcıya gönderir. Yazıcı olmadığı için ben de sürekli PDF formatında dışarıya aktarıyorum gördüğünüz gibi. Evet, listemi şu şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi müşteri listesi, müşteri ekle. Müşteri listesine geldiğim zaman burada örnek olsun diye 3 tane müşteri tanımladım. Müşterilerin şu anda işlem toplamları 0. Gördüğünüz gibi ekstrelerine baktığım zaman hiçbir işlem olmadığını buradan görebiliyorsunuz. Yine carilerimi yani müşterileri koduna göre, adı ünvanına göre, ondan sonra şehre göre, şehir aynı olduğu için e-mail adresine göre, yetkili kişiye göre sıralayabiliyorsunuz. Yetkili kişiye göre sıraladıysanız arama kriteriniz yetkili kişi oluyor. Mesela AHM yazdığım zaman gördüğünüz gibi Ahmet olan yetkili kişiyi burada listelemiş oluyor. Müşteri ekleme, müşteri güncelleme, silme işlemlerini yine buradan yapabiliyoruz. Satış temsilcisi listesine geldiğim zaman da yine bir örnek olsun diye burada 3 tane satış temsilcisi ekledim. Gördüğünüz gibi şu anda teklif sayıları hepsi sıfır. Primleri de sıfır olarak gözüküyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yine burada aynı mantıkla sıralamayı buradan yapabiliyorsunuz. Departmana göre, koda göre yine günceleme yapılabiliyor, silme yapılabiliyor. Müşteri temsilcisinde de bu işlemler yapılıyor. Hemen teklif oluştur diyerek teklif oluşturabiliyoruz. Teklif listesine gelerek de teklif oluşturabiliyoruz. Mesela teklif oluştur dediğim zaman direkt hiçbir işlem yapmadan kaydete basarsanız lütfen müşteri seçiniz diye bir uyarı alırsınız. Tamam dediğiniz zaman da otomatikman karşınıza müşteri listesini çağırır. Örneğin Yıldız Aşi'yi seçtim. Yine kaydet derseniz lütfen satış temsilcisi seçiniz der. Otomatikman satış temsilcisini de getirir ve bir satış temsilcisini de seçmiş oluruz. Yine kaydete basarsanız lütfen para birimi seçin deyip otomatikman şu combo listesini açıyor. Örneğin Euro diyelim. Yani bu şekilde sizi de yönlendirir gördüğünüz gibi. Kur girin diyor. Kur 5 olsun. Yine kaydete basarsanız lütfen ürün ekleyiniz deyip otomatikman ürün listesini çağırır karşınıza. Yine burada ürün gördüğünüz gibi Euro girdiğimiz için 450 bin olan 450 bin TL olan ürünümüzü otomatikman Euro cinsinden 90 bin olarak çağırdı. Miktar olarak 4 adet dediğim zaman hemen 424 360 bin 64.800 KDV'si 424.800 lira etti. Yine burada 650 bin liralık bir plastik geri dönüşüm kutusunu geri dönüşüm makinesini seçtiğim zaman da yine 130 bin euro olarak çevirdi. Bunu da 3 adet diyerek ekliyoruz arkadaşlar. Yurt dışı satış diyelim. Vade 120 gün cariden geliyor. Cari 120 gün vadesi olduğu için buradan otomatikman
modu çağırıyor. Ödeme şekli çek veya peşin diyoruz. Teslimat şekli bu şey bunları seçiyoruz. Bunu firma bildirdi bana ne olduklarını da bilmiyorum doğrusu. Teslimat süresi 150 gün diyelim. Burada anlaşma maddelerini yazıyoruz. Bu teklifte müşteri kabul ederse nasıl, hangi şartlar altında bu teklifi verdiğimizi buraya yazıyoruz. Örneğin diyoruz ki ücretsiz kargosunu biz yapacağız. Örnek 3 yıl yerinde servis vereceğiz vesaire vesaire. Açıklamasını da yaptıktan sonra teklifi kaydediyoruz arkadaşlar. Teklif kaydedildi. Şu anda teklif listesine geldiğim zaman bir adet teklifimizin burada olduğunu görüyoruz. Müşteri listesine geldiğim zaman hala bakiyelerin sıfır olduğunu görüyorsunuz. Çünkü daha bu bir teklif aşaması. Yine satış temsilcisi listesine geldiğim zaman az önceki Murat Gül'ün bir adet teklifinin olduğunu ve bir teklifi yani bu teklifin de beklemede olduğunu görüyoruz. Teklif süresince arkadaşlar preforma yazdır diyerek bu teklifi preformasını yazdırabiliriz. Buna mesela H1 diyelim. Masa üstüne yine PDF olarak kaydettim. Hemen ESC ESC tuşuyla tüm menüleri ESC tuşuyla kapatabiliyoruz arkadaşlar. ESC ESC ile kapatıp pencerede tuşuyla simge durumuna getirip şu P1'i açıyorum. Reforma faturayı böyle görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada işte kompani falan işte preforma fatura o iki ürünün burada geldiğini toplam Euro cinsinden toplamını görüyorsunuz. Ücretsiz kargo, 3 yıl yerinde servis anlaşma maddelerini görebiliyoruz. Şimdi zaman içerisinde burada süreçler olur arkadaşlar. Artık ne yazacaksak yani işte cevap bekleniyor. Başka neler yapılabilir? Gibi şeyler yazılır. En sonda arkadaşlar bu proje yani bu teklif reddedilebilir veya siparişe dönüşebilir. Örnek olarak biz bunun reddedildiğini düşünelim. Reddedildi diyoruz ve evet diyerek bakın bu teklifimizin reddedildiğini görüyorsunuz. Burada teklif listeliğe geldiğimiz zaman işte reddedilen teklifler, teklif gönderilenler, reddedilenleri buradan listeleyebiliyoruz. Tümü direkt şey yapabiliyoruz. Burada yine teklif konusuna göre, teklif adına, müşteri adı unvanına göre yine aramalar yapabiliyoruz. Bu teklif reddedildi. Hemen buradan satış temsilcisine geldiğim zaman Murat Gül'ün bir teklifinin olduğunu ve bir bu teklifin de reddedildiğini buradan görüyoruz ve hiçbir prim kazanılmadığını da görüyorsunuz. Şimdi bu teklifin tekrar reddedilmediğini düşünelim. Dikkat ederseniz tekrar o teklifi seçtiğim zaman burada teklife dönüştür diye bir buton gözükür. Teklife dönüştür yani red teklif kategorisinden çıkar dedik. Ve gördüğünüz gibi teklif gönderildiği aşamasına geldi. Belli bir süreden sonra bu anlaştıysak eğer süreci tamamla ve siparişe dönüştür diyeceğiz. Evet'e basıyoruz ve burada teklif gitti arkadaşlar. Nereye gitti? Siparişe dönüştü. Hemen satış temsilcisi listesine geldiğim zaman Murat Gül'ün bakın bekleyen bir siparişi olduğunu buradan görüyoruz. Reddedilen listesinden sipariş bekleyen sipariş durumuna geçti bu. Yine burada sipariş listelemeden işte imalatı devam edenler, satışa sevk edilenleri listeleyebiliyoruz. Bunu da süreç güncellemeden yapıyoruz. Örneğin imalatı devam ediyor diyerek bunu güncelledik. Şu anda bu teklifimiz imalatı devam ediyor. Burada bir teklif varsa hemen şu listeleden İşte satışa sevk edilenler, anlaşma yapılanlar, imalata devam edilenleri böyle listeleyebiliyoruz. Aynı şekilde bu teklifi eğer buraya yanlışlıkla geldiysek veya gidip bir şeyler yapacaksak, bir güncelleme yapacaksa bunu tekrar teklife dönüştür diyebiliyoruz. Tekrar gördüğünüz gibi siparişten teklife geri geldi gördüğünüz gibi. Yine burada süreçten siparişi tamamla diyerek teklifi süreci tamamla diyerek tekrar sipariş aşamasına geçtik. Burada incele diyerek yine teklifimizi inceleyebiliyoruz ama hiçbir güncelleme değişiklik yapamıyoruz. Sadece inceleyebiliyoruz arkadaşlar. Süreç güncelleye gelip burada satışa sevk edildi diyerek bunun sürecini satış aşamasına götürüyoruz. Ve gördüğünüz gibi artık siparişler listesinden satışa geldi. Yine satış temsilcisi listesine geldiğim zaman Murat Gül'ün şu anda satışa dönüşen bir teklifin olduğunu görüyoruz. Satış listesinden yine satış bunları görebiliyoruz. Yine sıralamaları, aramalarını yapabiliyoruz. Yine isterse geri siparişe dönüştürebiliriz arkadaşlar. Bakın siparişe dönüştür diyerek bunu tekrar
satıştan siparişe aktardık. Siparişten tekrar satışa sevk edebiliyoruz. Bu konuda bir sıkıntı yok. Burada yapılacaklar bunlar. İnceleyebiliyoruz, siparişe dönüştürebiliyoruz, aramalarını, sıralamalarını yapabiliyoruz. Peki teslimat takip kısmına geldiğimiz zaman ise burada yıldız Aşe'yi tıkladığımız zaman aşağıda onun satışlarını görüyoruz. Yani ona sattığımız ürünleri görüyorsunuz. Bu bütün ürünleri bir defada sevk edebileceğimiz gibi hangileri hazırsa onları gönderebiliriz. Örneğin bizim öğütme makinesinden bir adet sevk edeceğiz. Şuradaki sevk butonuna tıkladığımız zaman dikkat ederseniz maksimum olarak 4 adet geliyor. Yani yukarı çıkamıyorsunuz ama aşağıya indirebiliyorsunuz. Bir adetini sevk et dedik ve gördüğünüz gibi bir adet aşağıda şu tarihte 3. ay 1'i de sevk edildiği görünüyor. Aradan zaman geçti mesela. Kapatayım burayı. Aradan zaman geçti. Bir ürün daha hazır ise şuraya geliyor. Dikkat ederseniz miktar 4, sevk edilen 1. Tekrar sevk et dediğim zaman bu sefer 4 değil 3 olarak geliyor. Yani daha fazlasını sevk edemezsiniz satışın. Örneğin 2 adet daha sevk ettik. Ve şu anda şu tarihlerde, tabi bu arada tarih ileri 3 değil, 3. ayın 1'i değil, 3. ayın 10'u, 15, 20'si olmuştur bu arada. Ben üst üste anlattığım için pek anlamlı gelmeyebilir sizlere. Şu anda bu 4 tane üründen 3 adetin sevk edildiğini görüyorsunuz. Tekrar sevk et dediğim zaman bakın maksimum olarak 1 adet getiriyor. Çünkü elimize 1 tane kaldı. Onu da sevk ettik farz edelim. Ve tekrar sevk et dediğim zaman tüm stoklar sevk edilmiştir bu ürün için. Ürüne geldiğim zaman da hiçbir sevkiyatın olmadığını görüyorsunuz. Yine buradan maksimum 3 adet geldi. Siz buradan önce 1 adetini belli bir süre sonra şu üründen kalan 2 adetini yine sevk edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi artık hem şu ürün için sevk edemezsiniz hem şu ürünü artık sevk edemezsiniz. Sevkiyat tamamlanmıştır. Peki faturalandırmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Burada fatura kısmına geldiğin zaman her iki ürünü görüyorsunuz. Hangi üründen kaç adet fatura bastıracaksanız ürünü çift tıklıyorsunuz. Burada karşınıza stok miktarını giriniz. Maksimum olarak en az 1 geliyor. Örneğin biz 5 adet yazdığımız zaman en fazla 4 girebilirsiniz diye uyarı vermektedir. Çünkü miktar olarak 4 var. Örneğin biz 2 adet bu üründen, şu üründen de 1 adet faturalandıracağız. Ve fatura tarihini de buradan seçiyoruz. Ondan sonra yazdır deyip invoice yazdırılsın mı diyor. Buraya da i1 diyelim. Masa üstüne i1 diye yazdırdı. Tabi yazıcı varsa yazıcıdan çıkardı. Her zaman tekrarlıyorum. Hemen şuradan invoice'i görüyorsunuz. Arkadaşlar bakın yine Yıldız AŞ. Bakın 2 adet, 1 adet fiyatlarıyla beraber, anlaşma maddeleriyle beraber invoice'imiz hazır. Tekrar satışa gelip burada tümünü teslim ettik. Hepsinin de faturasını kestiysek eğer satışı tamamla diyerek satışı bak şöyle tamamlamadan önce isterseniz müşteri listesine gelelim. Dikkat ederseniz şu anda işlem toplamı yok. Satış temsilcisine geldiğim zaman yine bir prim olayı yok. Burada satış tamamlandığı zaman satışı tamamla diyorum ve tüm sevkiyatlar yapıldı mı? Evet diyorum. Satış kapatıldı. Şimdi müşteri listesine geldiğim zaman burada arkadaşlar şuradaki Yıldız AŞ'nin 885 TL'lik bir işlem yapıldığını, bir satış yapıldığını görüyorsunuz. Yine çıkmadan bir şey daha göstereyim burada. Cari ekstresine bastığınız zaman da bir makine satışının şu ürünlerinin kendisine ulaştı, şu tarihlerde ulaştırıldığını da görebiliyorsunuz fiyatlarıyla beraber. Ve satış toplamında şu olduğunu görüyorsunuz. Aynı zamanda yine tarih aralığında yapılan satışları buradan da görebilirsiniz. Tabi list tarih aralığını buradan seçerek örneğin Mart'ın ya da Şubat'ın 18'i ile bak Şubat'ın 18'i dediğimiz zaman hiçbir satış o aralıkta yok. Şu aralıkta satışlarını buradan görebiliyoruz. Yine burada satış temsilcisine geldiğim zaman Murat Gül'ün de 117.000 TL'lik bir prim olduğunu görüyorsunuz. Tabii bu 4.425.000 TL bu euroyu TL bazına çevirerek satış toplamındaki 885.000 euroyu 4.425.000 TL 4.425.000 TL dönüştürerek
Buradaki yüzdelik oran tabii %4 değildir. %0,01 bilmem kaçtır belki de. Primini de hesapladı. Gördüğünüz gibi satışa dönüşen bir adet. Yapılan satış toplamı bu. Ve prim toplamı da bu arkadaşlar. 4.425 müşteri listesine geldiğimiz zaman burada dolar cinsinden görüyorsunuz. 885 bin aslında TL değil, bu dolar olacaktı. Burada ufak bir eksikliğimiz var. Bunu düzelteceğiz. TL ibaresini kaldırıp dolar yazacağız. Tabii arkadaşlar ben programları şöyle yapıyorum. Programı bitiriyorum. Müşteriye gönderiyorum. Müşteriye diyorum ki 5 gün, 10 gün bir kullan. Eksikleri görürsen not al. Bunları tekrardan bana gönder. Ben bu eksikleri de tamamlayıp kendisine tekrardan gönderiyorum programı. Fazla test etmeye vaktim olmadığı için testi müşteriye bırakıyorum. Hem kullanmasına alışıyor hem de eksik gördüğü not, yerleri not alarak tekrardan ilave ediyoruz. Şimdi satışımızı tamamladık. Burada tamamlanan satışlar dediğim zaman şurada yine arkadaşlar tamamlanan satışlara geldiğim zaman yine şu tarih aralığından dolayı sanırım listelemedi. Evet. Bir aylık bir listeleme yaptığım için o bir ayın içine girmeyenleri listelemiyor. Ben her zaman şu listelemeyi bir ay içerisindekileri listelemesi için ayarladım. Yani buradan tüm satışlarımızı buradan görebiliyoruz, inceleyebiliyoruz. Toplam yaptığımız satışın 4.425.000 TL olduğunu da buradan görebiliyoruz. Son olarak teklif listesini dışa aktar diyerek dışa aktarılacak teklif bulunamadı. Doğru. Satış listesini dışa aktar dediğim zaman satış listesi dışarıya aktarılsın mı? Evet'e basıyorum. Ve satış listesi dışarıya aktarıldı. Hemen isterseniz şuradan Excel ortamına geçelim. Çünkü Excel VBA form açıkken Excel'den başka bir dosya açmaya izin vermiyor. Şurada satış listesi BST. Kaç tane kullanıcı varsa arkadaşlar, bakın bu kullanıcı şu aşağıda yazıyor. BST kullanıcısı olduğu için örneğin bunu aynısını başka bir Ahmet kullanır, Mehmet kullanır, Ali kullanır. Herkes dışı aktar dediği zaman ortak alanda havuzdaki yani server'da veya bir ortak klasördeki alana satış listesi Ahmet, satış listesi Mehmet diye ortak alana şu şekilde gösterir. Gördüğünüz gibi satış listemiz burada bir adet satışımız var. Yine verileri aktar dediğim zaman örneğin 10 tane kullanıcımız varsa bakın ben şöyle göstereyim öncelikle size. Yine ortak alanda teklif yönetimi diye bir dosyamız var. Bu dosyada teklifler ve satışlar var arkadaşlar. Örneğin biz diyeceğiz ki personellerimize yani satış temsilcilerine herkes akşam iş çıkışından önce verilerini dışarıya aktarsın ki şu ortak dosyayı o dosyaya herkes ulaşabildiği için ortak alanda veya serverda olduğu için herkes satışlarını, tekliflerini dışa aktarsın ki üst yönetim bu dosyaları yani bu verileri takip edebilsin. Verileri aktar dedi deyip ortak dosyaya yaz diyoruz. Teklif ve satışlar ortak dosyaya aktarılsın mı? Evet diyeceğiz. Ve her kullanıcı bunu arka arkaya yapacağı için yapacaktır. Dolayısıyla herkes bütün verilerini, günlük verilerini dışarıya aktararak şu teklif yönetim dosyasına verilerini işleyecektir. Gördüğünüz gibi bir adet buradan işlenmiş teklif aşaması satışa dönüştüğü için teklif gözükmüyor gördüğünüz gibi. Sadece satış var burada. Yani tüm satış yönetici, satış temsilcilerimizin günlük işlemlerini, günlük teklif ve satışlarını buradan görebileceğiz. Aynı zamanda yedek al diyerek programın yedeğini alabiliyoruz. Yazıcı ortak kurumda kullandığımız iş yerinde kullandığımız yazıcıların listesini görerek hangi yazıcıya yazdıracağımızı buradan seçiyoruz. Son değişikliği buradan kaydediyoruz. Yani programla ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Böyle bir programa ihtiyaç duyuyorsanız bstkanalı@gmail.com mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için. Hepinize başarılar diliyorum. Başka bir derste görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum.